Selamünaleyküm arkadaşlar. Fosforlu kalemde bir kitapta daha beraberiz. Kitabımızın ismi Einstein'dan Ötesi. Şöyle göstereyim kapağını da tam yüzümün önüne getireyim tam çıksın. Einstein'dan Ötesi alt başlığı da şöyle. Evrenin teorisi için evrensel arayış. Bir daha okuyayım. Evrenin teorisi için evrensel arayış. Yazarı Michio Kaku ve Jennifer Thompson. Burada galiba Jennifer Thompson, Michio Kaku'nun metinlerini yazıya döken kişi, gölge yazar gibi. Öyle tahmin ediyorum. Daha önce de beraber çalışmışlar kitapta verilen bilgiye göre. ODTÜ yayıncılıktan çıkmış eser. ODTÜ yayıncılık ve 6. basım bendeki baskısı. 6. basım. O da tarihi neymiş onu da tam söyleyeyim size jenerikten. Eylül 2016 baskısı. Eylül 2016 baskısı. Hemen kitabın içinden dikkatimi çeken şeyleri okumaya başlayayım. Sonra da finalde kitap hakkında azıcık sarfı kelam edeyim. Evet. Kitabın ana teması şey zaten, işte süper sicim kuramı. Varlığın merkezinde bizim gözle fark edemediğimiz ancak tanecik olarak idrak edebildiğimiz sicimlerin olduğunu söylüyor. Zaten o 4 tane temel kuvvet var fiziğin en temel kuvvetleri olarak bugün kabul edilen. Onların barıştırılmasının da ancak bu sicim kuramının kabulüyle mümkün olacağını söylüyor Michio Kaku. Kendisi de bu kuramın geliştiricilerinden, keşfedeni değil ama geliştiricilerinden hala üzerinde çalışan birisiymiş. Öldü mü, sağ mı bilemiyorum ama onu. Şöyle biraz anlatayım şeyi, minik sicimlerin niye gözükmediğini. Yazarın 5. sayfadaki anlatışından bir parça okuyayım. Süper sicim kuramı, doğadaki nihai yapı taşlarını titreşen minik sicimlerden meydana geldiğini varsayar. Eğer doğruysa bu, vücudumuzdan tutun ta en uzak yıldızı kadar bütün maddelerin içindeki proton ve nötronların sonuç olarak sicimlerden oluştuğu anlamına gelir. Bu sicimleri hiç kimse görmemiştir. Çünkü bunlar gözlem yapabilmek için çok küçüktürler. Parantez içinde bir not, yaklaşık olarak bir protonun 100 milyon kere milyonda biri kadardırlar. O kadar küçükler yani. Süper sicim kuramına göre dünyamızın nokta şeklindeki parçacıklardan meydana gelmiş gibi görünmesinin tek nedeni, ölçü aletlerimizin bu minik sicimleri göremeyecek kadar kaba saba olmasıdır, diyor yazar. Zaten biliyorsunuz madde, daha doğrusu ışık dalgacık halinde mi yayılıyor yoksa foton taneleri halinde mi falan, bu bir tartışma konusu bilimde, kuantum fiziğinde. Onun böyle çözülebileceğini söylüyormuş ya Kaku. Kitabın içinde çok ilginç notlar var. Onları hepsini değil, çünkü hepsini okursam bir saat değil 5 saat okumam lazım. Ama ilginçlerini seçe seçe okumaya çalışacağım. Kuantum mekaniği niye yetmiyor onu söylüyor. Nihai kuvvet, kütle çekimi fizikçilerin elinden yakasını kurtarmayı uzun süre başarmıştır. Aslına bakılacak olursa kütle çekimi diğer kuvvetlerden o denli farklıdır ki bilim insanları onu diğerleriyle bağdaştırmaktan son 60 yıldır ümidi kesmiş durumdadır. Kuantum mekaniği her ne kadar diğer 3 kuvveti birbiriyle göz alıcı bir biçimde bağdaştırmış olsa da kütle çekimine sıra geldiği zaman berbat bir şekilde başarısızlığa uğramıştır. Kuantum fiziğinin başarısız olduğu nokta kütle çekim meselesinin diğer kuvvetlerle bağdaştırılmasıymış, barıştırılmasıymış. Yine ilginç bir şey. 20. yüzyılda iki büyük kuram diğer bütün kuramların önüne geçmiştir. Atom altı üç kuvveti açıklamaktaki mükemmel başarısıyla kuantum mekaniği ve Einstein'ın genel izafiyet, görelilik olarak adlandırılan kütle çekim kuramı. Bu iki kuram bir bakıma birbirinin tersidir. Kuantum mekaniğinin çok küçük olanın, atom, molekül, proton ve nötronların dünyasına adanmış olmasına karşın görelilik, çok büyük olanın, yıldızların ve galaksilerin kozmik ölçeğine sahip olanın fiziksel dünyasını
kontrol etmektedir. Fizikçiler arasından, fizikçiler açısından bu yüzyılın en büyük bulmacalarından birisi, bir araya getirildikleri zaman ilkesel olarak insanlığın fiziksel evrenimiz hakkındaki bütün bilgilerinin türetilebilecek olduğu bu iki kuramın, bir daha okuyorum, bir araya getirildikleri zaman ilkesel olarak insanlığın fiziksel evrenimiz hakkındaki bütün bilgilerinin türetilebilecek olduğu bu iki kuramın birbiriyle böylesine uyumsuz oluşudur. İki kuram, ikisi de geçerli, ikisi de işe yarıyor. İkisinin ürettiği bilgi de doğru ama birbirlerine uymuyorlar. İlginç. Evet, büyük patlama üzerine burada bir şey var. Bizde genelde Big Bang denilince sanki Big Bang hiç tartışılmayacak bir kanunmuş gibi, olaymış gibi düşünülüyor. Bizim gençlerimiz de böyle algılıyor olayı. Halbuki Michio Kaku olsun, başkaları olsun, daha önce okuduğum kitaplardan da nakletmiştim. Büyük patlama kuramına eleştiriler var hala. Hani mesela ondan öncesini açıklayamıyor diyorlar. Veya ileride göreceğiz, eğer o nota gelebilirsek, okursam. Evrenin bu kadar düz olmasını, düzgün görünmesini açıklayamıyor diyorlar. Işıkla ilgili açıklayamadığı şeyler var diyor vesaire. Yani büyük patlama kuramının da açıkları var arkadaşlar. Bu kadar kesin, bu kadar sabit, bu kadar değişmez görmeyelim. Hatta büyük patlama kuramının da varlığın içten oluştuğunu söylüyor anlamına geldiğini de düşünmeyelim. Ona dair eleştirilerde sıra geldiğinde okuyacağız biz. Einstein'ın kuramında, sayfa 13'ten okuyorum. Einstein'ın kuramında pek çok açık nokta bulunmaktaydı. Evren neden patlamıştı? Büyük patlamadan önce neler oluyordu? Bilim insanları kadar ilahiyatçılar da büyük patlama kuramının yetersiz olduğunu yıllar önce anlamıştır. Bak, yetersiz diyor. Çünkü bu kuram büyük patlamanın kaynağını ve yapısını açıklamayı başaramamıştı. Süpersicim kuramı büyük patlamadan önce neler olduğunu inanılmaz bir şekilde öngörmektedir diyor. Süpersicimlere bakılacak olursa başlangıçta evren günümüzdeki gibi 4 boyutlu, 3 uzay boyutu ve 1 zaman boyutu. Toplam 4 boyut. En, boy, genişlik ve zaman. Maddenin, bizim yaşadığımız alemin 4 boyutu. Bu kadar değildi diyor evren eskiden. Evren günümüzdeki gibi 4 boyutlu değil, 10 boyutluydu. Bununla beraber 10 boyutlu evren kararsız oluşu nedeniyle 2 parçaya kırıldı. Böyle bir tahmin. 4 boyutlu küçük bir evren, evrenin geri kalanından ayrıldı. Bir kıyaslama yapmak için yavaşça titreşen bir sabun köpüğünü zihninizde canlandırın. Eğer titreşimler yeterince güçlü bir hale alırsa sabun köpüğü kararsız bir duruma gelir ve 2 ya da daha fazla sayıda daha küçük sabun köpüğüne bölünür. Başlangıçtaki sabun köpüğünün 10 boyutlu evreni temsil ettiğini, daha küçük sabun köpüklerinden birinin de evrenimizi temsil ettiğini gözünüzde canlandırın diyor. Büyük patlamayı da şöyle anlayalım diyor. Büyük patlama daha çok şiddetli bir dönüşümün, 10 boyutlu evrenin 2 parçaya kırılışının bir yan ürünü olarak açıklanmaktadır diyor yazar burada. Mesela süpersicim kuramında karanlık maddeye dair neler söyleniyor? Karanlık madde o CERN deneyleriyle beraber çok gündem oldu. Nedir, nasıl bir şeydir falan. Bakın özellikleri neler? Süpersicim kuramının bunu değiştirmesi olasıdır. Yukarıdaki mevzuyu okumuyorum. Çünkü 10 boyutlu bir evrenin daha küçük evrenlere bölünmesi muhtemelen yeni madde türleri yaratmıştır. Karanlık madde bütün maddeler gibi bir ağırlığa sahiptir fakat görünmezdir. Görünmez bir madde. Adının gerekçesi de buymuş zaten. Ayrıca karanlık madde tatsız ve kokusuzdur. En hassas cihazlarımız dahi onun varlığını algılayamaz. Karanlık maddeyi avucunuzda tutabilseydiniz ağırlığını hissederdiniz fakat başka bir şekilde algılayamazdınız. Aslında karanlık maddeyi algılamanın tek yolu ağırlığıdır. Diğer madde türleriyle bilinen başka hiçbir etkileşimi yoktur. Böyle bir madde, karanlık madde. İleride karanlık maddenin kaçınılmaz olarak kabul edildiğini de başka sistemlerin, galaksilerin dönüş hızlarındaki açıklanamayan fazlalık,
ne diyelim, değişik ritimler, onlar karanlık maddeye, yani onu kabule insanı zorunlu ediyor. Kütlesi daha fazla, görünenden daha fazla olmalı ki bu hız sağlanabilsin falan diyorlar. Oradan karanlık maddeye varmışlar falan. Newton yer çekimini nasıl algılıyormuş, ona dair küçük bir bölüm. Newton, düşmekte olan ayın dünyanın bir uydusu olduğuna dair bu fikri açıklamak üzere basit bir resim çizdi. Yüksek bir dağın tepesinde bulunduğunuzu hayal edin. Attığınız bir taş eninde sonunda yere düşecektir. Taşı ne kadar büyük bir hızla fırlatırsanız yere düşmeden önce o kadar uzağa gider. Aslında Newton'un savunduğuna göre eğer taş yeterli bir hızla atılırsa dünyanın çevresinde dönerek başınızın arkasına çarpabilirdi. Ay tıpkı dünyanın etrafında dönen bir taş gibi sürekli olarak dünyaya düşmekte olan bir uydudan başka bir şey değildi. Ay sürekli dünyaya düşmekte olan bir uydu. Kim bilir, belki bir gün kavuşur. Kıyamette böyle kopar. Evet, buna gerek yok. Ama okuyayım. Geriye dönüp baktığımızda Newton'un evrensel çekim yasasını keşfedişinin bilim tarihindeki ilk birleştirme olduğunu, gökyüzünün ve dünyanın yasalarını birleştirdiğini anlayabiliriz. Dünya üzerindeki herhangi iki cisim arasında sürekli bir etkileşim sağlayan kütle çekimi kuvveti, insanların kaderiyle yıldızlarınki arasında bir bağlantı kurmuştu. Newton'un keşfinin ardından bütün güneş sisteminin hareketi hemen hemen mükemmel bir doğrulukla hesaplanabilir olmuştu. Ben bu mevzuya Haşir Risalesi'nde çok atıf yapıyorum, Haşir Risalesi okumalarımızda. Nasıl ki diyorum, Newton dünyadaki kütle çekim kanununun, yani Galile'nin bulduğu o kanunun bütün uzaya yansıdığını keşfetti, bütün uzay için geçerli olduğunu keşfetti. Bediüzzaman Hazretleri de aslında Kur'an'ın öğretmesiyle, Kur'an bize öğretiyor bunu Rum suresinin 50. ayetiyle, bahardaki dirilişin de bütün zamanlara, mekanlara tesir eden bir kanun olduğunu, baharın bunun sadece bir tezahürü olduğunu bize gösteriyor, öğretiyor. O sayede o tefekkürle, Haşr Risalesindeki tefekkürle biz de haşri her yerde görüyoruz. Sadece kıyametten sonra mahşer gününde olacak bir iş değil. Aslında her an olan bir şey zaten diriliş. Haşrimiz. Evet. Yani onu bütün zamanlar ve mekanlar için geçerli olması gereken bir kanun olarak algılıyoruz. Maxwell'in denklemleri ne yapıyormuş bakın. Bilim insanları Maxwell'in kuramının hareket eden bir roket üzerine yerleştirilen bir saatin dünyada duran bir saatten daha yavaş hareket edeceğini öngördüğünün farkına varamadılar. Bu ilk bakışta saçma gelir. Ne de olsa zamanın tek düzey bir şekilde geçmesi Newton sisteminin temellerinden birisidir. Her şeye karşı Maxwell'in denklemleri zamandaki bu garip sapmaya gerek duymaktaydı. Einstein daha sonra bunun ne olduğunu ortaya çıkarmış, yani bu sapmanın ne olduğunu. 29. sayfadan da onu okuyalım. Maxwell'in denklemlerine göre, diyelim ki ışığın hızı saatte 101 kilometre olsun. Bir benzetmeyle anlatıyor olayı. Diyelim ki ışığın hızı saatte 101 kilometre olsun. Bu durumda saatte 100 kilometre hızla giden bir trenin bir ışık demetiyle neredeyse yan yana hareket etmesi mümkün olacaktır. Aynı hızdaki bir tren ışıkla yan yana gitmesi lazım. Aynı hızda gitmesi lazım. Aslında trende bulunan bir bilim insanının ışık hızını saatte 1 kilometre, 101 kilometre saat eksi 100 kilometre saat olarak ölçmesi gerekirdi. Bu bilim insanı ışığın iç yapısını sakin bir şekilde ayrıntılı olarak inceleyebilmeliydi. Buna karşın Maxwell'in denklemlerine göre saatte 100 kilometre hızla gitmekte olan bilim insanının ışık demetinin hızını saatte 1 kilometre olarak değil, 1 kilometre olarak değil, 101 kilometre olarak ölçmesi gerekecekti. Bu nasıl olabilir? Trendeki bilim insanı nasıl olur da ışık demetinin bu kadar hızlı gittiğini zannedebilir? Einstein bu soruna bulduğu çözüm garip fakat doğruydu.
trendeki saatlerin dünyadaki saatlerden daha yavaş çalıştığını ve trende bulunan ölçme çubuklarının boyunun kısaldığını varsaymıştı. Öyle oluyormuş. Bu trendeki bilim insanının beyninin dünyadaki bilim insanının beynine kıyasla yavaşladığı anlamına gelir. Dünya üzerindeki birisi açısından bakıldığı zaman trendeki bilim insanının ışık demetini saatte 1 kilometre hızla hareket ediyormuş gibi ölçmesi gerekecektir. Fakat gerçekte bilim insanı ışık demetinin hızını saatte 101 kilometre olarak ölçer çünkü beyni ve trendeki her şey yavaşlamıştır. Vay vay vay. Efendim izafiyet teorisi biliyorsunuz zaten bunun üzerinde dönüyor. Burayı geçeyim. Atlamazsam bitiremeyeceğim. Bunu da geçeyim ya. Bu da uzun çünkü. Einstein'ın kuantum mekaniğine eleştirisi varmış arkadaşlar. Ölünceye kadar da bu eleştirisinden vazgeçmemiş. Yani kuantum mekaniğinin yanlışını bulmaya çalışmış, bulamamış ama hep de bundan şüphelenmiş. Hatta kendi içinde, kalbinde bundan eminmiş. Yani kuantum mekaniğinde bir eksik var, bir yanlış var, bir şeyi noksan bırakıyor diye. İşte o kısmın izahı 36. sayfada. Dikkatli ve bilimsel bir bakışla okunduğu zaman Einstein'ın 50 yıl önce yayımlanan çalışmaları onun ne kadar modası geçmiş olduğunu göstermek bir yana yaklaşımının şaşırtıcı derecede modern olduğunu ortaya koymaktadır. Bu makaleler Einstein'ın kuantum mekaniğinin geçerliliğini sonunda kabul ettiğini açıkça göstermektedir. Bununla beraber onun kişisel kanaatine göre kuantum mekaniği henüz tamamlanmamış bir kuramdı. Tıpkı Newton'un çekim, evrensel çekim kuramı gibi yanlış değil, sadece tamamlanmamış bir kuram. Einstein son derece başarılı olsa da kuantum mekaniğinin nihai bir kuram olmadığına inanmaktaydı diyor, devam ediyor. Yani kuantum fiziğini çok böyle sarsılmaz kesimde görmeyelim. Bak işin pirleri. Hatta kuantum mekaniği zaten Einstein'ın bir makalesinden çıkıyor. Kendisi o sonuca katılmıyor ama kendi makalesinden hareketle bulunuyor, keşfediliyor, geliştiriliyor başkaları tarafından. Einstein bile ona muhalifmiş arkadaşlar. Yani muhalif derken eksik olduğunu düşünüyormuş. Bu da ilginç bir not. Eskiden 2. Dünya Savaşı'na kadar diyelim, ABD'li fizikçiler bile, Amerikalı fizikçiler bile hani fizik konusunda ihtisas yapmak için o işin merkezi olan Almanya'ya giderlermiş. Burada bir örnek de veriyor. Her ikisi de yüzyılın başlarında, hem Heisenberg hem de Einstein. Almanya'da sanatın ve bilimin çiçeklenmesine yol açan düşünsel geleneğin içinden gelmekteydiler. Birinci sınıf fizik çalışmaları yapma hayalleri kurmakta olan hevesli bilim insanları zorunlu olarak Almanya'ya göç etmekteydiler. Yani bilim üzerine çalışacaksanız o yıllarda Almanya'ya gitmeniz gerekiyormuş. Merkezi orasıymış. Tabii 2. Dünya Savaşı'ndan sonra göçlerle falan o iş Amerika'ya kayıyor. Bugün de belki Çin'e doğru kaymakta, bilemiyoruz. 1920'lerin sonlarında ABD'de fiziğin içinde bulunduğu ilkel düzeyden hayal kırıklığına uğrayan Amerikalı bir fizikçi, kuantum mekaniğinin ustalarıyla çalışmak üzere Almanya'nın Göttingen şehrine gitmişti. Bu fizikçi Robert Oppenheimer daha sonra ilk atom bombasını yaptı. Ya işte Almanya nereden nereye? Gerçi şimdi de kötü durumda değiller ama o kadar da merkezde değiller. Lazerle ilgili bir şey ama bunu herkes tahmin eder. Lazerin belki de en görkemli uygulaması 48. sayfası kitabın 3 boyutlu televizyonun yaratılması olurdu. Buna çok az kaldı artık. Bir süredir Visa kartları üzerlerinde 3 boyutlu bir kuşun hologram görüntüsüyle hazırlanmaktadır. Bu bilgi bizim için eski sayılır. Gelecekte televizyon ekranlarımızın düz değil de içerisinde 3 boyutlu insanların dolaştığını görebileceğimiz 3 boyutlu küreler şeklinde olacağını düşünebiliriz diyor. Küre şeklinde televizyon. Olur mu? Olur. Muhtemelen çocuklarımız ve torunlarımız
kuantum mekaniği sayesinde oturma odalarında 3 boyutlu televizyonlar seyredeceklerdir. Bu da yine kuantum fiziğiyle ilgili ilginç bir tespit 49. sayfada. Niels Bohr diyormuş ki, kuantum kuramı karşısında şok geçirmeyenler onu anlamamış demektir. Evet, burayı geçeyim. Burayı da geçeyim. Schrödinger'in kedisi var burada, onu da geçelim. Bu ilginç bir şey mesela. Galileo ve Newton'dan itibaren bilimde elde edilen büyük ilerlemeler, devrilen ağaç sorusunun yanıtının evet olduğunu varsaymıştır. Yani fizik yasaları insan ilişkilerinin dışında nesne olarak vardır. Yalnızca gözlem alanının içerisinde özne olarak değil. Soru neydi? Soruyu da bulalım. Kuantum mekaniğinin bilim insanları tarafından atom altı düzeyinde yapılan her deneyde kesin bir zafer kazanmış olmasına karşın şu felsefi soruyu ortaya çıkarmaktadır. Ormanda bir ağaç devrildiğinde etrafta duyacak hiç kimse olmasa dahi herhangi bir ses çıkartır mı? Psikopos Berkeley gibi gibi 18. yüzyıl filozofları ve tekbenciler buna hayır yanıtını verirlerdi. Tekbenciler için yaşam, rüyayı görenin dışında maddesel bir varlığı bulunmayan bir rüyaydı. Bir masa sadece orada onu gözlemleyecek bir bilinç bulunuyorsa vardır. Descartes'in "düşünüyorum o halde varım" sözü tekbencilere çok uyar. Diğer taraftan Galileo ve Newton'dan itibaren bilimde elde edilen büyük ilerlemeler, devrilen ağaç sorusunun yanıtının evet olduğunu varsaymıştır. Yani fizik yasaları insan ilişkilerinin dışında nesnel olarak vardır. Yalnızca gözlem alanının içerisinde öznel olarak değil. Yani birisinin görmesine gerek yok. Ağaç düşerse ses çıkartır diyorlarmış. Newton ve Galileo'dan sonra fizikçiler. Ama ne olmuş? Buna karşın kuantum fizikçileri geçerli ve son derece başarılı matematiksel formüllere dayanarak felsefi bir sıçrama yapmakta ve bir ölçüm olmaksızın gerçekliğin var olmadığını öne sürmektedirler. Diğer bir deyişle gözlem süreci gerçekliği yaratmaktadır. Bununla beraber ilk kuantum fizikçilerin bu felsefeyi yalnızca atom altı dünyasına uyguladıklarını, tekbenci olmadıklarını vurgulamak gerekir diye altına bir not daha almış. Einstein'ın kuantuma itirazlarının zemini üzerine güzel bir şey. Bu öğretici de bir şey arkadaşlar. Yani bize bir şey fiziksel, işte atıyorum kimya, biyoloji, şunlarda kanun var, sarsılmaz gibi anlatıyorlar. Veya teoriyi bile veya hipotezi bile bize kanunmuş gibi sunuyorlar. Bırakın hipotezleri, teorileri, kanunun kendisi bile sonsuza dek geçerli olacak diye bir şey yok. Bakınız burada Einstein onun bir örneğini bize veriyor. Einstein itirazlarında neredeyse tek başınaydı. Yani kuantuma itirazlarında. Diğer fizikçiler kuantum arabasında yer almak için koşarlarken o kuramın eksik olduğunu ölümüne kadar savundu. Kitabın 55. sayfası. Bir arkadaşına meslektaşlarımın gözünde inatçı bir kafire dönüştüm diye yazmıştı. Fakat bu yine de onun pek rahatsız etmiş, bu yine de onu pek rahatsız etmiş gibi görünmüyordu. 1948 yılında bir anlık başarı diye sinirli bir şekilde gözlemliyordu. Çoğu insan için ilkeler üzerindeki düşüncelerden daha fazla ikna gücüne sahiptir. Bir anlık başarı. İlkelerden diyor daha fazla başarı gücüne, ikna gücüne sahiptir. Çoğunluğun görüşüne de boyun eğmiyordu. Einstein, Newton'un eski çekim kuramından bahsederek bu kuramın eksik olduğu ortaya çıkarılmadan önce 200 yılı aşkın bir süre başarılı olduğuna dikkat çekiyordu. Yani bir kuramın başarılı olması, sahada doğru sonuçları vermesi ila nihaya hakikat olduğunu söylemez. Yanlış olduğu, yanlışlandığı alanlar da olabilir. Eksik gördüğü şeyler de olabilir. İşte Newton'un kanununu, kütle çekim yasasını, Einstein buna örnek veriyor ki kendisi onu açıklar, ortaya çıkardı görelilik kuramlarıyla. Bu çok ilginç bir şey arkadaşlar. Bilinçle
evrenin varlığı arasında böyle metafiziksel bir şey hissediyor insan. Bilim insanlarının küçük bir azınlığı, aynı sayfadayım, aralarında Nobel ödülü sahibi Eugene Wigner diye okunur herhalde, ölçümün bir bilinç ima ettiği görüşünü savunmaktaydı. Ölçüm bir bilinç ima ediyor görüşünü savunmaktaydı. Onların görüşüne göre bir ölçümü yalnızca bilinçli bir kişi veya varlık yapabilirdi. Bir ölçümü yalnız bilinçli bir kişi veya varlık yapabilirdi. Dolayısıyla bu azınlığa göre maddenin tümünün varlığı, kuantum mekaniğin uyarınca ölçmeye evrenin varlığı bilince dayalıdır. Bunun insan bilinci olması şart değildir. Evrenin başka herhangi bir yerinde akıllı yaşam, hatta bazılarının öne sürdüğü gibi Tanrı da olabilir. Tanrı da olabilir, onlar için bu ihtimal. Ya işte olabilir. Halbuki biz biliyoruz ki Allah var. Allahsız kainat açıklanamıyor zaten. Yani işte kendileri de oraya yavaş yavaş geliyorlar ama bakalım ne zaman tam ayılacaklar. Kuantum mekaniği ölçen ile gözlemci arasında ayrımı bulanıklaştırdığı için onların inancına göre belki de dünya gözlemcinin bilinçli bir varlık ilk ölçümü yapmasıyla var olmaya başlamıştır. Arkadaşlar burası, bu metin, bu kitabın 55-56 sayfası arasındaki bu kısım size bir ayet-i kerimeyi hatırlattı mı? Bana hatırlattı. Allah bir şeyin olmasını murad ettiği zaman, kısa bir meali bu şekilde, ol der, oluverir. Kün feye kün. Yani bak burada da onu diyor. Kuantum mekaniği ölçülen ile gözlemci arasındaki ayrımı bulanıklaştırdığı için onların inancına göre belki de dünya gözlemcinin bilinçli bir varlık ile bilinçli bir varlık, parantez içi notu, ilk ölçümü yapmasıyla var olmaya başlamıdır. İlk ölçüm diyor var etti kainatı. Bunu söyleyen kim? Nobel ödülü sahibi Eugene Wigner. Bak, Eugene Wigner Nobel ödülü sahibi. Bizim Müslüman bir alim değil. Müslüman olsa Müslümanın kanı acıdır. Hemen şey derler ya işte bunların hocaları diyor falan filan. Nobel ödüllü adam olması lazım diyor. Bir bilinç olması lazım diyor varlığın karşısında ki varlık oluşabilsin. Kuantum teorisi bunu gerektiriyor diyor. Evet, ilginç bir nottu bu. Burayı geçeyim. Burayı da geçeyim. Bunların bazılarını atlayayım ki arkadaşlar. Feynman'la ilgili ilginç bir şey. Yine kuantum bilimcilerinden birisi Feynman. Ve Feynman çok iyi kasa açarmış. Kasa hırsızlığı şeyi varmış, yeteneği. Böyle bir şey yapmış mesela. Feynman'ın uygulamalı şakalara düşkünlüğü, kitabın 61. sayfası. 1940'larda atom bombası üzerine çalışan genç bir fizikçi olduğu sıralarda ortaya çıktı. Kasa açma konusundaki yetenekleriyle gurur duyduğu için günün birinde Los Alamos'ta içinde atom bombasına ilişkin gizli bilgiler bulunan 3 kasayı ard arda açtı. Kasalardan birine üzerine o kasayı ne kadar kolay açmış olduğu ile böbürlenen sarı renkli bir not kağıdı bıraktı ve notu uyanık adam diye imzaladı. Son kasanın içine ise benzer bir not bıraktı ama bu sefer aynı adam diye imzalamıştı. Diğer bilim adamları işte görünce korkmuşlar, bilgiler mi çalındı falan filan diye. Adamda böyle bir yetenek varmış yani Feynman'da. Aa, bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. Kitabın 69. sayfası. Nötrino deneylerinin zorluğunu anlatıyor ama o sırada çok ilginç bir şey söylüyor. Belki de şu an hepimizin içinde nötrino nehirleri akıyor. Bize hiç dokunmadığı için içimizden, o kadar küçükler ki onlar. Maddeye dokunmadan geçiyorlarmış ama o derece dokunmadan ki bakınız, nötrino deneylerinin zorluğunu herkes bilirdi. Çünkü nötrinolar çok nüfuz edicidir ve varlıklarına dair hiçbir iz bırakmazlar. Aslında dünyanın içine kolaylıkla boydan boya nüfuz edebilirler. Her saniye vücutlarımız dünyaya Çin'den giren, dünyanın merkezinden geçen ve bastığımız yerden dışarı çıkan nötrinolarla dolup taşmaktadır. Bu Amerika'dan konuştuğu için öyle diyor. Aslına bakılacak olursa eğer güneş sistemimizin tamamı som kurşunla dolu olsaydı, bak güneş sisteminin tamamı som kurşunla dolu olsaydı, nötrinolardan bazıları bu zorlu engeli dahi aşmayı başarırdı.
O kadar latif bir madde. Şimdi Allah nötrinolardan, nötrino altyapısından melekler yaratsa, bu melekler için maddenin ne engelleyiciliği olabilir? Hani bazıları akıllarını sığdıramıyorlar. Ya nasıl maddenin içinden geçer, duvarlardan geçer falan filan. Nasıl Kur'an okunan yere hemen gelir, her yerde yanımızda bulunur falan, anlaşılmaz geliyor. Bakın fizik aslında el veriyor buna. Yapı taşı nötrino olursa bir canlının, olabilirse, böyle bir biyolojiyle tanışırsak günün birinde, bu bize çok kolay gelecek anlamak. Hiç zor gelmeyecek. Çünkü zaten maddeye nüfuz ediyor. İçinden geçiyor. Cinler niye böyle olmasın? Melekler niye böyle olmasın? Latif varlıklar niye böyle olmasın? Niye aklımıza zor gelsin? Bu da ilginç bir şey. Kitabın 76. sayfasından hadronların varlığının keşfiyle bilim adamlarının düştüğü şaşkınlığı arttırıyor. Atom altı düzeyin basitleşmesini bekliyorlarmış hadronlar bulunana kadar. Ama bu iş öyle bir şey olmuş ki daha da karmaşıklaşmış. Yüzlerce hadronun varlığı bir ne oldum deliliğine yol açmıştı. Bilim insanları atom altı dünyasını araştırdıkça doğanın neden birdenbire daha sade değil de daha karmaşık bir hal aldığını hiç kimse açıklayamıyordu. Evrenin yalnızca dört parçacıktan ve iki kuvvetten, elektron, proton, nötron ile nötrino ve ışık ile kütle çekimi falan meydana geldiğini zannedildiği 1930'larda ise her şey ne kadar basit görünüyordu falan. Tanımı gereği temel parçacıkların sayıca az olması gerekirdi. Fakat 1950'lerin fizikçileri ulusal laboratuvarlarda keşfedilen yeni hadronların seline kapılmışlardı. İlginç değil mi? Allah'ın alem içinde alem yaratması, o alemin içinde başka alem yaratması, hiçbirisi de basit gelmiyor. Girdikçe daha da karmaşık, daha da karmaşık. Sakata ekolü, bu Japon bilim adamının teorisi, maddenin sonsuz sayıda alt katmandan meydana geliyor olması gerektiğini felsefi ve matematiksel zeminlerde savundu. Bu bazen dünyalar içindeki dünyalar veya soğan kuramı olarak da adlandırılır. Diyor, devam ediyor, izah ediyor. Yani altta başka alemler, onun içinde daha başka alemler falan, bunu o Sakata da savunuyormuş. Sakata gelmeyelim. Yok, Sakata gelelim bu sefer, adam mantıklı bir şey söylemiş. Bu da ilginç bir bilgi. Kitabın 84. sayfasından maddenin günümüzde dahi anlaşılamayan en derin gizemlerinden birisi, birinci ve ikinci nesil kuarkların neden birbirlerinin tıpatıp kopyası olduğudur. İkinci nesil birinciden daha ağır olduğu gerçeği bir kenara bırakılacak olursa, birbiriyle neredeyse aynı özelliklere sahiptirler. Doğanın temel düzeyde bakıldığı zaman evrenin inşası sırasında önemli ölçüde bir yararsız yedeklenmeyi tercih etmesi şaşırtıcı görünen bir durumdur, diyor. Ama ileride de o fazlalık sandıkları şeyin hikmetli olduğunu farkına varmışlar. Oraları okumayayım ben şimdi, daha da uzar çünkü. Biraz hızlı geçeyim bu sayfaları. Bu aslında bilimle ilgili bir mevzu değil ama dikkatimi çekti. Tokyo, 2. Dünya Savaşı'nda yoğun bombardımandan dolayı Hiroşima'dan daha fazla zarar görmüş. Benzer bir şeyi Dresden için de söylerler. Almanya'nın Dresden şehrini mesela İngilizler ve Amerikalılar 10 gün mü 15 gün mü öyle bir bombalamışlar ki orada ölen insan sayısı, zarar sayısı, miktarı Hiroşima'dan daha fazlaymış. Biz hep atom bombasına konsantre oluyoruz ama aslında diğer bombalarla da epey bir tahrip yapmış 2. Dünya Savaşı'nda devletler. İkinci olarak kuram, bu sicim kuramından bahsediyor, ışıktan daha yüksek hızla hareket eden parçacıklar olan takiyonların varlığını öngörüyormuş gibi görünmekteydi. Bu parçacıklar hoşa gitmiyordu, fizikçilerin hoşuna gitmiyormuş. Çünkü onların varlığı nedenselliği bozabileceğiniz, yani zaman içinde geri giderek siz doğmadan önce annenizle karşılaşabileceğiniz anlamına gelmekteydi. Takiyonların varlığı böyle bir şey çağrıştırıyormuş. Bilim kurgu yazarlarının gözde hünerlerinden biri de kitabın 108. sayfası. Dörtten fazla boyut icat etmek, bizimkine benzeyen fakat başka boyutlarda bulunan paralel evrenler mevcut olduğunu varsaymaktır.
Fakat bu yalnızca bir yazarlık hüneriydi. Paralel evren fikri fizikçiler tarafından hiçbir zaman ciddiye alınmadı. Önceleri alınmamış, ileride değişecek bu mevzu. Dolayısıyla sicim modeli daha fazla sayıda boyuta sahip bir evren öngörünce çoğu fizikçi tarafından göz ardı edildi. Bu da ilginç bir şey. Bilimin tarihinde hata gibi görünen bir şeyin muazzam bir fırsat olduğunun ortaya çıktığı olayların sayısı çok azdır. Örneğin Alexander Fleming 1928 yılında kaplar içerisinde kültür hazırladığı Staphylococcus bakterilerinin kazara belli bazı ekmek küfleriyle temas ettiği zaman zarar gördüğünü bulmuştu. Başlangıçta bakteri kültürlerinin bu kültürlerden zarar görmesini engellemek için önlem almayı rahatsızlık verici bir iş olarak görmüştü. Yani uğraşmak istememiş bununla. Fakat sonra Fleming'in aklına bakteri öldüren küflerin bakterilerin kendisinden daha önemli olabileceği geldi. Bu gözlem penisilinin keşfine ve Fleming'in tesadüf ve akıllıca gözlemin zaferi olarak adlandırdığı bu iş için 1945 Nobel Tıp Ödülünü almasına yol açmıştı. Görüldüğü gibi hani penisilin nasıl bulunmuş? Adam kaza eseri bulmuş. Güzellik nedir diye bir bölüm var. Burada şöyle diyor mesela bir cümle. Bir fizikçi için güzellik simetridir. İlginç bir cümle. Yine ilginç bir cümle. Bununla beraber Young, Mills ve ayar kuramlarından yararlanarak yapılan keşifler sayesinde anlamaya başlıyoruz ki doğa, temel düzeyde bir fizik kuramının içinde simetri yalnızca tercih etmez, onu şart koşar. Yani bir şey varsa simetrisi vardır diyor yani. Galois diye bir bilim adamı, adamın başarısızlığının aslında şeyi bu, daha doğrusu görülememesinin, keşfedilememesinin şeyi, öldükten sonra onun kuramlarının değeri anlaşılmış. Galois önemli keşiflerinin bir özetini hazırladı ve makalesini Fransız Akademisi'nin önünde sunulmak üzere matematikçi Austin Louis bilmem ne gönderdi. Cauchy, böyle mi söylenir bilemiyorum. Bu çalışmaların önemini anlamayan Cauchy daha sonra Galois'in makalelerini kaybetti. 1830 yılında Galois bir yarışma dolayısıyla akademiye başka bir makale gönderdiyse de bu sefer hakem Joseph Fourier yarışmadan kısa bir süre önce öldü ve makale yine kayboldu. Hüsrana uğrayan Galois makalesini akademiye son bir kez daha gönderdi. Fakat bu sefer de makale matematikçi Simon Dennis Poisson tarafından anlaşılmaz diye elendi. Şimdi o makaleler yani kuantum fiziğinde veya diğer fiziklerde, fizik anlayışlarında temel mevzuları çözmek için kullanılıyormuş. Ondaki kuramlar, oradaki formüller. Ama adam sağlığında böyle bir gadre uğramış yani. Kıymeti bilinmemiş. Bu da ilginç bir bilgi arkadaşlar. Bakıyorum biraz da hızlı gideyim ki kitabın sonunda da güzel şeyler var. Süper sicim kuramında 8, 10 ve 26 sayılarının neden 2'de 1'de karşımıza çıkmakta olduğunu anlamayı başarabilirsek, belki de evrenin neden 4 boyutlu olduğunu çözebiliriz diyor. Burayı geçeyim. Hızlı atlayayım biraz. Kırık simetri, bu da ilginç bir şey. Belki de bu, mesela bu metin üzerine... Ben düşünüyorum yazmayı ama işte ne zaman nasip olur biraz daha malzeme toparlamak lazım. Hani kötülük var, neden var, şer neden var onu belki buradan zeminlendirip açıklayabiliriz. Kırık simetri başlığı altında kitabın 128. sayfası. Eğer doğa simetrik olsaydı, %100 simetrik olsaydı yani. Mesela insanın yüzünün sağ tarafı sol tarafından azıcık farklı, %100 değil. Fizikçilerin işi çok daha kolay olurdu. Birleştirme kuramı açıkça ortaya çıkardı. Çünkü ortada 4 değil yalnızca bir kuvvet olurdu. Bununla beraber doğa kırık simetriler şeklinde karşımıza çıkan sürprizlerle doludur. Örneğin doğal evren mükemmel kristal şeklinde veya tek düze değil, asimetrik galaksilerle, dengesiz gezegen yörüngeleriyle ve buna benzer şeylerle doludur.
dünya simetrinin kırılma nedeniyle gizli olduğu örneklerle doludur. Aslında eğer simetri asla kırılmasaydı, evren epeyce sıkıcı bir yer olurdu. İnsanlar var olamazdı çünkü hiçbir atom olmazdı. Yaşam mümkün olmazdı ve kimya çökerdi. Dolayısıyla evreni böylesine ilgi çekici yapan şey simetrinin kırılmasıdır. Hani Üstad Hazretleri de hastalığın hikmetini açıklarken, hastalar risalesi de olabilir, başka bir yerde de olabilir, tam hatırlayamadım. Diyor ki yeknesaklık ölüm gibidir, ademdir bir nevi diyor yani. Aynılık insana da sıkıcı geliyor. Cenab-ı Hak hastalık, şifa, hüzün, mutluluk, bu değişkenler içinde hayatı tasaffi ettiriyor. Bizi hayat içinde daha böyle istekli, arzulu, diri kılıyor o değişimle. Hep aynı olsa o zaman monoton diyoruz ya, hayatımız çok monotonlaştı, her gün aynı şeyler falan filan. Biz de sıkılıyoruz, hissediyoruz baskısını. Onu bu kırık simetri mevzuyla bütün fiziğe yayın arkadaşlar. Fizik dünya o değişim, o kırık simetri, o uyumsuzluk sayesinde var oluyormuş. Belki de biz ruhumuzda zaten bunu hissediyoruz. Bir de böyle düşünün yani. Ahmet'ten bir fikir. Doğru yanlış. Tartalım. Bir tane daha ilginç bilgi. 129. sayfadan. Kuantum geçişlerinin meydana gelmesinin ardında yatan neden, doğanın daima en düşük enerji konumuyla en düşük enerji konumunda olmayı tercih etmesidir. Bunun kanıtlarını her an görmekteyiz. Örneğin su yokuş aşağı akar çünkü daha ki düşük bir enerji konumuna ulaşmaya çalışmaktadır. Kuantum geçişleri meydana gelir çünkü sistem daha en başta yanlış enerji konumunda, bazen yalancı boşluk da denir, başlamıştır ve daha düşük bir enerji konumuna geçmeyi arzu etmektedir. Bu mevzu ileride açılıyor. İnsanın aklına şeyi de getiriyor. Belki de işte kıyametin kopması o olacak. Öyle bir şey olabilir diyorlar çünkü onlar da öngörüyorlar. Bu alem eğer en düşük enerji konumunda değilse geçmeye çalışacak diyorlar gün geldiğinde. Belki de işte en düşük enerji konumu da cennet, cehennem, onların yaratıldığı düzey olacak. Orada diyorlar apayrı bir fizik olacak. Buradaki fizik gibi olmayacak. Kitabın içinde de ona dair izahlar var. Belki şimdi denk gelirsek ondan da bir şeyler paylaşırız. Bu da ilginç. Genişleyen bir evren düşüncesini o denli yabancı buldu ki Einstein kendi denklemlerine göre evrenin genişliyor olması gerekiyormuş. Kitabın 150. sayfasında. Denklemlerinin henüz tamamlanmamış olduğu sonucuna varmak zorunda kaldı. Einstein de daha sonra evrenin genişleme eğilimini dengelemek üzere denklemlerine bir düzeltme payı ekledi. 300 yıllık Newton fiziğini alt üst eden büyük devrimci Einstein dahi kendi denklemlerine inanamamış ve hile yapmak zorunda kalmıştı. Geceleri niye karanlıktır sorusunun cevabı arkadaşlar kitabın 151. sayfasında. Bu soruyla hiç muhatap olduğunuzu mu bilmiyorum. Genişleyen evren gökbilimcilerin yıllardır kafasını karıştıran bir ikilemi de açıklamaktadır. Geceleri gökyüzü neden karanlıktır? 1826 yılında Henrik Olbers bir makalesinde eğer sonsuz sayıda yıldız varsa onlardan gelen ışığın geceleri gökyüzünü doldurması gerektiğini savunmuştu. Mantıklı. Geceleri gökyüzünde nereye bakarsak bakalım, parlak yıldızlar nedeniyle gözlerimizin kamaşması gerekirdi. Fakat genişleyen bir evrende kırmızıya kayma nedeniyle enerji kaybı olmaktadır ve yıldızların belirli bir ömrü vardır. Bu nedenle geceleri karanlıktır diyor kitapta. Glashow diye bir bilim adamı şöyle diyormuş. Madde büyük patlamadan 10 üzeri eksi 38 saniye kadar sonra ilk olarak ortaya çıkmıştır. Yani madde denilen şey büyük patlamadan çok sonra ortaya çıkmış. 10 üzeri eksi 38. Gerçi şimdi bu zaman şey açısından ne söyler ama yani büyük patlamadan sonra onu anlayalım. Belki de şu andan 10 üzeri 40 saniye sonra hepsi yok olacaktır diyor. Kut kuramcılarının evrenin doğumu ve ölümüne nasıl baktıklarını özetlemiş olmaktadır diyor. Evrenin ilk anları hakkındaki bu ifadeler neresinden bakılırsa bakılsın hala yalnızca kuramlardan ibarettir diyor. Evet,
Bir nötrino yıldızı öylesine yoğundur ki yıldızın bütün nötronları gerçekte birbirine dokunurlar. Yıldızın bütün nötronları birbirine dokunurlar. Dolayısıyla bir nötron yıldızı yörüngedeki elektronlarla çekirdek arasında hiçbir boşluğun veya atomun bulunmadığı nükleoik bir maddeden ibarettir. Katı bir kütledir. Bir nötron yıldızı meydana getirmek için gerekli olan sıkıştırmayı hayalinizde canlandırmak için Güneş'in Dünya'nın kütlesinden çok daha büyük olan bütün kütlesini Manhattan'a sığacak kadar sıkıştırdığınızı düşünmeniz yeterli olacaktır diyor. Güneş'i Manhattan kadar sıkıştırırsan o zaman nötron yıldızı oluyormuş. Stephen Hawking hastalığı hakkında dermiş ki, o da ilginç bir şey, kitabın 160. sayfasından. Galiba şu anda yaşadığımdan daha mutluyum. Hawking filozofça bir ifadeyle anlatıyor. Galiba şu anda başladığımdan daha mutluyum. Hastalanmadan önce yaşamdan çok sıkılıyordum. Galiba epeyce içiyordum. Hiçbir iş yapmıyordum. İnsanın beklentileri sıfıra indiği zaman sahip olduğu her şeyin kıymetini gerçekten anlıyor demiş. Bu da ilginç bir şey arkadaşlar. Bakın işte o Einstein'ın denklemlerinin eski çerçevesi içerisinde doyurucu bir çözüme kavuşturulamayan iki önemli sorun bulunmaktaydı diyor. Şanslıyız ki kuantum mekaniğinin uygulanması bu sorunların ikisine de bir çözüm üretilmesini sağlamaktadır. Bizi çevreleyen gökyüzüne baktığımız zaman evrenimizin en şaşırtıcı özelliklerinden birisi bu kadar düz görünmesidir. Bu olağan dışıdır çünkü Einstein'ın denklemlerine bakarak evrenin artı veya eksi yönde ölçülebilir bir kavise sahip olmasını bekleriz diyor. İkincisi ışıklarla ilgili biraz uzun onu atlıyorum. Yani büyük patlama sonucu o evren oluşursa böyle olmaması gerekiyormuş. Onu da şöyle çözmüşler. Bu iki bulmacanın yanıtı MIT'den Alan Gut tarafından verilmiş. İnşallah böyle okunuyordur. Alan Gut tarafından verilmiş ve Pennsylvania Üniversitesi'nden Paul Sittenhardt ile Moskova'dan Rus fizikçi Alinde tarafından geliştirilmiştir. Onların hesaplarına göre evren 10-35 ila 10-33 saniye yaşındayken üstel bir genişleme geçirmiş, çapı inanılmaz bir şekilde 10 üzeri 50 kat büyümüştür. Bu şişme aşaması standart büyük patlama aşamasından hemen önce, bakınız, standart büyük patlama aşamasından hemen önce ve hatta daha hızlı bir şekilde meydana gelmiştir. Yani büyük patlama kuramının gerçek olduğunu varsaysak bile onun öncesinde patlamayan o şeyin bir genişlemesi gerekiyormuş. O şey neyse. Demek hiç değil onlar için o. Burası işte o kıyamet mevzusunun geçtiği yer. Bu durum insanda epeyce rahatsız edici bir düşünce uyandırmaktadır. Belki de bütün evrenimiz geçici olarak bir sahte boşluk içinde durmaktadır. Ya evrenimiz olabilecek en düşük enerjili evren değilse, ya daha düşük enerjiye sahip başka bir evren daha varsa ve birdenbire bir kuantum geçişi meydana gelirse bu bir afet olurdu, diyor yazar. Buraları atlayayım biraz. Atlamazsam bitiremeyeceğim. Galaksilerin işte o dedim ya ileride gelecek o metin ama şimdi okuyamayacağız orayı çünkü süremiz azaldı. O galaksiler niye o kadar hızlı dönüyor falan filan bunun sonucunda şuna varmışlar. Bu da ağırlıklarının kendi bireysel yıldızların toplamından çok daha fazla olduğu anlamına gelmektedir. Bu galaksilerin kütlelerinin %90'ı beklendiği gibi karanlık maddeden kaynaklanmaktadır. İşte karanlık maddenin olmasını zaruri kılan bir şey. Evrendeki kümelenme, bak yine büyük patlamaya bir soru işareti. Evrendeki kümelenme büyük patlama için bir bulmaca oluşturuyordu. Eğer evren büyük patlamadan 300 bin yıl sonra mükemmel derecede düzenli idiyse, galaksilerin 100 milyon yılı sonra bir araya kümelenmeleri için yeterli zaman yoktu. Gökbilimcilerin çoğu şaşılacak kadar düzenli bir patlamanın galaksiler arasında büyük bir kümelenme meydana getirmesi için bunun çok kısa bir süre olduğu görüşüne katılmaktaydı diyor. Yani o kümelenme şeyi bu kadar kısa sürede olamazmış falan diyorlarmış. Günümüzde kuramsal fizikçiler süpersicim modeli tarafından öngörülen en düşük enerji durumunun 6 boyutun kırılıp ortadan kalktığı
ve dört boyutun el değmemiş olarak kaldığı bir evren olduğunu kanıtlamak için var güçleriyle çalışmaktadırlar. Geçerli olan inanışa göre başlangıçtaki 10 boyutlu evren aslında sahte bir boşluktu. Yani en düşük enerji durumu değildi. 4 boyutu da öyle olmayabilir diyor. Burada yine güzel bir cümle var. Bilim, bilim kurgudan daha gariptir. 192. sayfa. Bilim, bilim kurgudan daha gariptir. Burada valla güzel şeyler var ama arkadaşlar, artık süremizin sonuna yaklaştığımız için hızlı geçiyorum. İlk olarak evrenimize bakan 10 boyutlu bir varlık, bizim bütün iç organlarımızı görebilir ve hatta derimizi kesmeden bizi ameliyat edebilirdi. Katı bir cismin dış yüzeyine zarar vermeden içine erişmek fikrinin bize anlamsız görünmesinin nedeni, tıpkı konseydeki poligonların zihni gibi bizim zihinlerimizin de daha fazla boyutu dikkate alırken sınırlı kalıyor olmasıdır. Yani biz diyor kendi boyutumuzdan daha aşkın şeyler anlayamıyoruz. Mümkün değil diyor algılamamız onları. Ama onlar bize ulaşabilir. Belki melekler öyle canlılar, yani daha aşkın boyutlarda varlar. Bu yüzden bize rahat ulaşıyorlar ama biz onlara ulaşamıyoruz. Anlamak kolay yani bunu. Buraları da hızlattım. Einstein'a birisi 5. boyut üzerine bir şey göndermiş. Einstein da kabul etmiş ama adamın çalışmasını kendisi de çalıştığı halde tam bir şeye oturtamamış, ispat edememiş. Onunla dair bir şey bu. Evrenimiz büyük patlamadan bu yana genişlemekte olan bu hiperkürenin yüzeyinde yaşamaktadır. Galaksiler şişirilen bir balonun üzerindeki noktalar gibi sürekli olarak birbirinden uzaklaşmaktadır. Bununla birlikte büyük patlamanın nerede meydana geldiğini sormanın faydası yoktur. Balonun başlangıçtaki genişlemesi belli ki balon yüzeyinin herhangi bir yerinde meydana gelmemiştir. Aynı şekilde büyük patlama 4 boyutlu uzay zamanın yüzeyinde meydana gelmemiştir. Büyük patlamanın nerede meydana geldiğini açıklamak için 5 boyuta ihtiyacımız bulunmaktadır. Uzayın neresinde başlamış büyük patlama? Burada bu, göremeyiz diyorlar yani. Bu boyutta olmadı o. 5. boyutta oldu bu patlama. 5. boyut Salih abimiz çözer bu olayı vardı ya bizim bir zamanlar STV'de. İşte o 5. boyut Salih bu işleri çözecek adamdı ama ona da fırsat vermediler. Evet. Maddenin ve antimaddenin enerjiye dönüşümü bir hidrojen bombasındaki enerjinin açığa çıkmasından çok daha verimlidir. Kitabın 209. sayfası. Bir nükleer patlamada maddenin enerjiye dönüşme verimi yalnızca %1 civarındadır. Antimadde bombaları eğer yapılabilirse %100 düzeyine kadar verimli olabilirlerdi. Ya bu adamlar da, bilim adamları da eşeğin aklına karpuz düşürüyor yani. Zaten nükleer bombadan korkuyoruz. Bir de antimadde bombası çıkarsa başımız yanar. Bu da ilginç bir şey. Antimaddenin aslında maddenin zamanda geriye gideni olduğunu söylemiş bilim adamı. Bunu okuyayım. Bu keşif antimaddenin tamamen yeni fakat eşdeğer bir şekilde yorumlanmasına olanak sağlıyordu. Kitabın 210. sayfası. Örneğin bir elektronu bir elektrik alanı vasıtasıyla ittiğimiz zaman diyelim ki sola doğru hareket ediyor olsun. Eğer elektron zaman içerisinde geriye gidiyor olsaydı sağa doğru hareket edecekti. Bununla beraber sağa doğru hareket eden bir elektron bize negatif değil pozitif yüklü bir elektron olarak görünecekti. Dolayısıyla zamanda geriye giden bir elektronun zamanda ileriye giden antimaddeden ayırt edilmesi olanaksızdır. Başka bir deyişle Carl Anderson'un kozmik ışın deneyleri sırasında fotoğrafını çektiği sanki pozitif bir yüke sahipmiş gibi davranan elektron aslında zamanda geriye gitmekteydi. Yani atom altı düzeyde bu ileri geri zamanda hareket sadece yön. Yani yön sağa gidiyorsa ileri, sola gidiyorsa geri. Başka bir alameti yok ki zamanı anlamanın o mikro düzeyde, yani atom altı düzeyde. O diyor zamanda geriye giden elektrondu diyor mesela. İlginç. Başka bir ilginç bilgi. Feynman Princeton'da öğrenciyken, inşallah doğru okumuşumdur, danışmanı olan Veller bir gün evrendeki bütün elektronların neden birbirine benzediğini bildiğini söyledi. Kimya öğrencilerinin hepsi bütün elektronların aynı olduğunu öğrenir. Şişman elektron, yeşil elektron veya uzun elektron olmaz. Bütün elektronlar aynıdır. Veller,
bütün elektronların aynı o göründüğünü, çünkü zaten hepsinin aynı elektron olduğunu varsayıldığı takdirde bunun açıklanabileceğini önerdi. İlginç. Bir daha okuyayım. Wheeler, bütün elektronların aynı göründüğünü, çünkü zaten hepsinin aynı elektron olduğu varsayıldığı takdirde bunun açıklanabileceğini önerdi. Örneğin yaratılış olayını gözünüzün önüne getirin. Büyük patlamanın kargaşa ve ateşinin içinden tek bir elektronun çıktığını varsayalım. Bu elektron başka bir büyük felaketle, zamanın sonuyla veya kıyamet günüyle karşılaşıncaya kadar milyarlarca yıl boyunca zamanda ileriye hareket edecektir. Her şeyi yok eden bu felaket ise elektronun yönünü tersine çevirir ve onu zamanda geriye gönderir. Aynı elektron büyük patlamaya geri döndüğü zaman yönü tekrar tersine döner. Elektron bir sürü elektrona bölünmemektedir. Büyük patlama ile kıyamet günü arasında bir masa tenisi topu gibi ileri geri gidip gelen aynı elektrondur. Büyük patlama ile kıyamet günü arasında 20. yüzyılda oturan birisi çok sayıda elektron ve antielektron görecektir. Aslında elektronun evrendeki bütün elektronları meydana getirecek kadar çok kez ileri geri gidip geldiğini varsayabiliriz. İlginç. Burada Uzay Yolu filmine de bir atıf yapıyor. Altına geçeyim. Eğer bu kuram doğruysa vücutlarımızdaki elektronlar aynı elektronlar demektir. Aradaki tek fark benim elektronlarımın sizinkilerden mesela milyarlarca yıl yaşlı olmasından kaynaklanmaktadır. Eğer bu kuram doğruysa bu kimyanın temel ilkelerinden birini açıklamaya da yarar. Bütün elektronlar benzerdir. Burada işte paralel evrenler mevzusu falan var. Buna girmeyeyim çünkü orası da uzun. Burayı da okumuyorum. Bu da hiçlikten yaratılış üzerine. Evet, burayı okuyarak bitirelim. Einstein'a bir fizikçi anlatmış bunu. O kendisi naklediyor. Bir şeyin katıksız uzay zamandan yaratılması, İkinci Dünya Savaşı'na kadar uzanan eski bir düşüncedir. Fizikçi George Gamow, My World Line adlı otobiyografisinde bu kuramı Einstein'a ilk kez açıklayışını anlatır. Bir gün Einstein ile birlikte Princeton sokaklarında gezerlerken, Gamow, kuantum fizikçisi Pascual Jordan tarafından ortaya atılan bir fikirden bahseder. Bir yıldız kütleye sahip olması nedeniyle açıkça bir enerjiye sahiptir. Ancak eğer onun kütle çekimsel alanının içerisinde kapanıp kalmış enerjiyi hesaplayacak olursak, bunun negatif olduğunu buluruz. Sistemin toplam enerjisi aslında sıfıra eşit olabilir. Jordan, boşluktan tam anlamıyla gelişmiş bir yıldıza doğru meydana gelebilecek bu bir kuantum geçişini neyin engelleyebileceğini sorgulamaktadır. Yıldızın enerjisi sıfır olduğu için hiçlikten yaratılması, enerjinin sakınımını hiçbir şekilde ihlal etmemektedir. Gamow bu olasılıktan Einstein'a bahsettiği zaman olanları şöyle aktarıyor. Einstein olduğu yerde durdu ve karşıdan karşıya geçmekte olduğumuz için birkaç araba bizi ezmemek amacıyla durmak zorunda kalmıştı. Demek ki yani onda bir makuliyet görmüş. Enteresan gelmiş o bilgi. Yıldızın kendi içinde kütle çekimle o içindeki enerjinin şeyi sıfırsa, eğer sıfır çıkarsa, o zaman o hiçten de yaratılmış olabilir. Enerjinin sakınımı ilkesi açısından en azından bunun bir tutarsızlığı yokmuş arkadaşlar. Diyoruz. Buraları artık atlıyoruz arkadaşlar. Doğa simetriyi mutlak şekilde arar diyor 226. sayfa falan. Çizimler, notlar. Evet, tamam, burada bitirelim. Evet arkadaşlar, bugün size Einstein'dan ötesi, Michio Kaku ve Jennifer Thompson'ın beraber hazırladıkları kitaptan bahsettim. Daha doğrusu içinden metinler okudum. Kitabın geneli hakkında bir iki cümle söylersem, kitap işte o evrenin özündeki dört kuvvetin birbirisiyle barıştırılma sürecini anlatıyor. Yani bilim adamları aslında ne yapıyorlar? Bu CERN deneyleridir, şudur budur, bunlar aslında ne yapıyor? Bunlar aslında o temel dört kuvvetin önce keşfedilişi, sonra da onların birbirleriyle barıştırılması, bağdaştırılması, hepsinin bir kuvvete doğru, bir temel açıklamaya doğru gidişi üzerine cereyan ediyor diyor yazar. Zaten çok duymuşsunuzdur. Evrenin teorisi, her şeyin teorisi, böyle filmler de var.
sonsuzluk teorisi falan filan. Bütün bu teoriler de aslında bunu işaret ediyor. Bilim adamları o temel formülü bulmaya çalışıyorlar. Hepsini birden açıklayabilecek bir formül. Bulurlar mı bulamazlar mı bilemiyoruz ama Michio Kaku süper cisimler kuramında bunun mümkün olduğunu söylüyor. Kendisi de onun üzerine çalışmış, epeyce bir ömrünü vermiş. Başarılı da bir bilim adamı anladığım kadarıyla. Böyle kitapları okumak lazım çünkü evren bilgisine şöyle böyle sahip olmak bizim İslami metinler hakkında yaptığımız yorumlara da bir kafa açıklığı getiriyor. Elbette kesin dememek lazım. Hapsetmemek lazım. İslami nasları hapsetmemek lazım bu metinlerle ama bu metinlerin kafa açıklığından da faydalanmak lazım. Böylece Cenab-ı Hak bizi zenginleştiriyor. O kitabı, bu kitabın tefsiri, bu kitabı, o kitabın tefsiri kılarak kitapları arasında bize paralel alemler, evrenler gösteriyor arkadaşlar. Evet, bir kitaptan da bu kadar. İnşallah başka bir kitapta görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.